Herkese iyi akşamlar. Saat 21.21. 21. Yine canlı yayınımıza başladık. Bugün 9 Mart ve bir salı beraberliğinde daha beraberiz. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş yayına hoş geldiniz. Bugün güzel konular var. Güzel bir duyurum var önümüzdeki hafta ile ilgili ve özel bir konu işlemeye çalışacağım. Bugün özellikle hepimizi ilgilendiren ve hepimizin aslında yakından ilgilendiği bir konu hakkında konuşacağız ve yayınımın sonunda da yine çok güzel bir enerji çalışması yapacağız. Ondan kısa bir kesit uygulayacağız ve her yayında birçok danışanım bu sonunda yapılan enerji çalışmasından çok faydalandığını söyleyen geri dönüşler yapıyor ve bu da tabii ki beni çok mutlu ediyor. Merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Gül Hasan, merhabalar. Gülten Baş, Ayşe Hanım merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlarımız yavaş yavaş yayına katılmaya başladı. Teşekkürler Gönül Hanım. Her hafta belli bir konu üzerinde odaklanmaya çalışıyorum ee, ve sizlerin de sorduğu sorular ve merak ettiğiniz konular üzerine bazen konu başlıklarını ona göre yönlendirmeye e, çalışıyorum. Bugün özellikle benden bir konu üzerinde durmamı rica eden bir arkadaşım vardı. Bakalım o yayına katılacak mı? Ee, özellikle onun Rica ettiği konu üzerine odaklanmaya çalışacağım. Ee, ama başka konularda dile gele dile gelirse tabii ki onlar hakkında da konuşacağız ve yayınımızın sonunda da güzel bir çalışma yapacağız. Yine aynı anda hem Facebook'tan hem Instagram'dan yayınımı yapıyorum. Merhabalar, sizler de hoş geldiniz. Duyga Hanım, Leyla Hanım. Ee, i̇ki tarafın ekranını da kontrol etmeye çalışıyorum. Ama tabii yetişebildiğim kadar, ekranı görebildiğim kadar yetişmeye çalışıyorum. Her gün e, seanslarımı gün içinde yaptığımda birçok danışanla, birçok görüştüğüm kişiyle yurt içinde, yurt dışında, e, birebir, uzaktan, Yaptığım seanslarla birçok deneyim kazanıyorum ve e, birçok kişiye yardım etme şansım oluyor. Tabi seneler içinde. E, merhaba sevgili Şevlen. E, evet evet tamam. E, bugün özellikle e, merhabalar merhabalar iyi akşamlar. Özellikle kadınlar gününün de çok yakın olması üzere hepinizi ilgilendiren bir konuyu işlemeyi niyet ediyorum. İlişkiler ve aşk. <laughs> Aramızda evlenmemiş olanlar varsa, özellikle evlenip boşanmış olanlar varsa, özellikle ilgilenebilirler bu konuyla. Ve genel olarak tabii ki ilişkiler konusuyla ilgili bilgiler paylaşacağız. Benim danışanlarım arasında da seanslarıma gelen gelenler arasında ilişkiler konusuyla ilgili gelen birçok danışanım var. Aşk konusu, ilişkiler konusu birçok kişi ilgilendiriyor. Aslında insanların hayatında çok önemli bir yer alıyor. Birçok danışanım geldiğinde bazen evli çiftler aslında çok geniş bir konu ilişkiler konusu partner ilişkileri diyelim birazcık daha dar, daraltalım çünkü ilişki deyince e, sınır çok 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 genişleyecek partner ilişkisi dediğimizde birazcık daha daralacak aşk konusu dediğimizde birazcık daha spesifik bir yere e, kaymış olacak merhabalar Kadriye Hanım hoş geldiniz sizde birazcık daha konuyu daraltacağız ee, merhaba evet geçen haftaki çalışma da güzeldi değil mi birçok dostumuz yararlanıyor bu çalışmalardan özellikle partner ilişkileri insanların hayatında olan ilişkiler konusu sürekli süre gelen ve onları doğrudan etkileyen konular ee, bu arada bu konuyla ilgili özellikle aklınıza gelen, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa onları da ekrana yazabilirsiniz. Çanak, Çanakkale'ye de sevgiler Fatma Hanım. Genelde ilişki konusuna baktığımda, ilişkiyle, ilişkiyle ilgili terapiler, çalışmalar yaptığımda en çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi, incelenmesi gereken noktalardan bir tanesi çocukların anne ve babalarıyla ve kardeşleriyle olan ilişkileriyle başlayan süreç. Özellikle terapileri seansları alan kişilerin çoğunluğu genelde bayan oluyor. Bu birçok terapi ve seanslar için aslında olan bir konu. İlk ilişkinin sonraki ilişki etkilerinden bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Örneğin bir bayan için ele aldığımızda konuyu bir bayanın bir kız çocuğunun hayatındaki en önemli ilişki, ilk ilişki, erkek ilk hayatındaki erkek babası veya tersini ele alırsak bir Erkek çocuğu içinde annesi. Dolayısıyla genelde ilişkilerle ilgili aksaklık yaşayan kişilerin en büyük sorunu genelde anne veya babasıyla olan ilişkisi oluyor. Şöyle ki eğer bir kız çocuğunun hayatında babası yeteri kadar sevgi göstermiyorsa kız çocuğuna... Veya annesine sevgi göstermiyorsa, şiddet uyguluyorsa ki şu, şu sıralar gündemimizdeki en büyük konular bu biliyorsunuz. Kadınlara gösterilen şiddetle ilgili e, çok büyük olaylar yaşıyoruz. Ama iyi haber şu ki artık insanlar çok daha farkında, artık buna karşı tepkisiz durmuyor. E, sosyal medya bu konuda çok daha duyarlı, yasalar devreye girdi. Ve yardım edebilecek kurumlar var. Bunlar çok sevindirici şeyler aslında. Evet sonlanmadı ama eskisine göre daha iyi en azından. Siz de iki varsınız. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Erkek örneğin bir kız çocuğu için babanın anneye uyguladığı tavrı gözlemleyerek başlıyor veya bir erkek çocuğuysa annesinin tavrına bakarak, hayata bakış açısına bakarak onu alıyor. Tabii ki bir erkek çocuğu yine babadan çok etkileniyor ama anne belki birinci rolde oluyor, ikinci rolde baba oluyor. Burada iki tarafı da parça parça ilgili ilgile işlemeye çalışacağım biraz. Ve oradan bir noktaya gelip birazcık aşk konusuna da gireceğiz ama ilişki konusuna değindiğimizde bir çocuğun anne baba ile olan iletişimini incelememek, bakmamak çok büyük bir eksiklik olurdu. Hayat Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Örneğin danışanlarımla gördüğüm seanslarda İkili ilişkilerini çok güzel başlangıçlar oluyor, aniden bitiş oluyor. Bu durumu nasıl düzeltebilirim? Genelde bu ilişkiye iletişime bakmak lazım. Örneğin baba anneye nasıl davranıyor? Genel olarak o zaman genel sorularla, şunları lütfen bugün için şöyle bir kağıt kalem yakınızda varsa hemen gidip bir kağıt kalem alın. Birkaç dakika konuşurken oyalanabilirim. Ee, ama bu sırada lütfen elinize kağıt kalem alın. Size bazı sorular soracağım. Şu anda akışla birlikte geliyor. Bu soruları cevaplarken belli farkındalıklar kazanacaksınız ve ilişkilerinizin nasıl olduğunu birazcık daha tayin etme şansınız olacak. Ee, i̇kili ilişkileri beceremiyorum diye yine bir kişi yazmış. Peki sorum şu. İlk sorum şu. Anne ile babanın ilişkisi nasıldı? Çocukluk döneminde babanız annenize nasıl davranırdı? Ee, ona nasıl yaklaşırdı? Ee, babanın tavrı kaba mıydı? Ee, şiddet uygular mıydı? Küfreder miydi? Aşağılar mıydı? Ee, sevgiyle mi yaklaşırdı? İlk önce anne ile babanın ilişkisine bir bakın. Lütfen eğer kağıt kaleminiz varsa bu sorunu, bu sorumu cevaplayın. Anne ile babanın ilişkisi nasıldı? Nasıl hitap ederlerdi? Sorunları nasıl çözerlerdi? Nasıl yaklaşırlardı? Bana gelen danışanlarımda Yok yok tam zamanda geldiniz Mustafa Bey, geç kalmadınız. Ee, bana gelen danışanlarda %95'inde ilişki problemi yaşayan kişilerin anne ve babalarında ilişki problemi var. Ee, genelde diyorlar ki, danışanlarımı düşündüğümde hep kavga ederlerdi, hep sürekli bağırışırlardı, hep e, yüksek sesle konuşurlardı. İşte babam hiç evde olmazdı, şiddet uygulardı, hakaret ederdi. Annem çok pasif kalırdı. O yüzden çok fazla annemin rolü olmazdı. Bu tip şeyleri çocuklar izlediğinde hem babaya kızgın oluyor, hatta bazen anneye daha kızgın oluyor çünkü babanın uyguladığı sert davranışlara karşı anne hiçbir şey yapmadıysa pasif kaldıysa annem beni bu durumdan kurtarmadı diye anneye karşı da kızgınlık oluyor çünkü bir çocuk anne ve babasının baba şiddet gösteriyorsa veya tersi anne şiddet gösteriyorsa baba pasif kaldıysa pasif kalan kişi kişiye kızgınlık oluyor çünkü diğer kişinin en azından korumasını bekliyor yani anne ya da babanın Koruyucu bir rol üstlenmesini bekliyor. Birisi sert davranırken diğeri onu korumazsa bazen korumadı diye kim korumadıysa ona karşı kızgınlık ve öfke daha fazla oluyor. Şiddet uygulayana bile o kadar kızgınlık olmuyor. Onu normal karşılıyor. Bana gelen danışanların verdiği tepkileri ise söylüyorum. Onu korumayan kişiye karşı bir kızgınlık ve öfke oluşuyor. Çok iyiydiler, aşıktılar, Hiç kavga, tartışma görmedim. Ama eski eşim tam bir manyaktı, şiddet, uyuşturucu, ne ararsam vardı. E oldu mu yani? Olmadı. Peki. Şimdi buna da devam edeceğiz. Bu daha ilk, ilk gelen nokta. Seher Hanım, birazcık bekleyin. Genelde gelen en çok insanların geldiği durumlarla ilgili bilgi veriyorum. Anne baba ayrı olunca daha kötü oluyor hocam. Anne tek başına büyütünce çok daha zor oluyor. Evet. Şimdi tabi burada birçok varyasyon var. Anne ile babanın nasıl iletişim kurduğuyla ile ilgili bir yer var. Belli bir süre sonra anne ile babanın boşanması veya aldatması gibi durumlar olabiliyor. Eğer bir aldatma varsa çoğu zaman bu erkek tarafında oluyor. Evet. Bayanlarda da aldatma olabiliyor. Ama... Eğer erkeklerde aldatma varsa, bunu gören özellikle kız çocuğu ise örneğin erkeklere güvenmemeyi öğreniyor. Yani erkekler güvenilmez diye bir kodlama gelişmeye başlıyor. Eğer bunu gözleyen bir erkekse, kendisine babayı örnek aldığı için ben de büyüdüğüm zaman aldatabilirim, bu normal diye görmeye başlıyor kız çocuğuysa güvensizlik, eğer erkekse bu yapılabilir bir davranış haline alıyor. Çünkü bugün Türkiye'deki birçok erkeği zaten gördüğümüzde erkeklerin aldatmasının normal olduğuna dair bir bilinçle yetişiyorlar. Ne yazık ki bir erkek olarak aslında bu durumu görmek çok utandırıcı. Çünkü erkeklerin sevgilisinin olması evliyken bile Sanki erkeklere bir güç veriyormuş gibi e, olaya yaklaşılıyor. Hatta bazen bana gelen e, kişilerde ne yazık ki imam nikahı denen bir şey yüzünden yüzünden diye diyorum çok detayına girmeyeceğim. E, bazı kişilerin normal resmi evliliklerinin yanında hatta e, Doğu taraflarından gelen bazı danışanlarım oluyor. E, bunun son derece normal olduğunu onaylandığını ve imam nikahlı bir şekilde yaşayan ikinci eşlerinin olması gerektiğini bile savunacak bir kültürle demeyelim ama kültür aslında da daha yumuşak bir kelime bulmaya çalışıyorum bir anlayışla yetişiyorlar ve bu şekilde eşlerini aldatan ve bunu normal karşılayan bir nesil yetişiyor. Ve onun çocukları da, erkekler olarak yetişen çocuklar da bunu yapmanın normal olduğunu görüyor. Şimdi e, böyle olduğu zaman ben hiç şiddete şahit olmadım, hakarete hiç şahit olmadım. Fakat öyle mucuk mucuk değillerdi. <laughs> Peki, e, bir hocam erken aldatmasının en temel sebebi nedir? Okey, en temel sebebi, Erkek aldattığı zaman bunu bir güç olarak görüyor. Yani e, erkek bir başka kadınla beraber olduğunda kendi gücünü gösterebileceği kendi erkekliğini gösterebileceği bir yer olduğunu görüp hissedip arkadaşlarıyla da bunu paylaştığı zaman e, ya bu adamın işte arabası var evi var bir de sevgilisi var. Yani bu, Hani sanki ev, araba, eş, çocuk, bir de sevgilisi var, bir güç sembolüymüş gibi algılanıyor erkeklerde. Ne yazık ki bunu bu şekilde algıladığı için veya böyle yetiştiği için erkek bir sevgili veya aldatma olayını normal görüyor ve kendisini savunmak için de işte gelen danışanlardan gördüğüm kadarıyla işte hamileydi eşim bana yeteri ilgiyi gösteremedi benimle beraber olamadı o yüzden ne yapayım beni ihmal etti o yüzden ben de bunu dışarıda bulmak zorunda kaldım gibi bir bahaneyle geliyor veya çevremdeki birçok insan yapıyordu ben de yaptım veya işte hocam ben imam nikahlı aldım. Ee, o yüzden normal gibi yani kusura bakmasınlar ama pişkinlikle geliyorlar yani bu bir artık pişkinlik ee, buna bir kılıf bulup veya işte evliliğimde e, mutlu değildim o yüzden yapıyorum diye geliyor ama hiçbir zaman o e, Konumuzu aldatma değil ama olayın içine girdiğimizde bunun çok varyasyonları var. Bazen öyle durumlar oluyor ki geliyor anlatıyor bir bayan örneğin aldatıyor eşini. Ee, ve çok utanıyor bayan aldattığı için veya az utanıyor. Sonra olayın derinine iniyorum bir bakıyorum eşi aslında senelerdir yani erkek tarafı kadını senelerdir 5-6 kadınla başka kadınla aldatmış Artık öyle bir noktaya gelmiş ki bayan da bu durumdan intikam almak için o da eşini aldatmış. Şimdi bu durumda suçlu kim? Ee, bu durumda kadına suçlu diyebilir miyiz? Eğer eşini aldatıyorsa. Çünkü erkek tarafı ondan önce onu aldatmaya başlamış ve o da kendi zihninde o adaleti sağlamak için yeter artık ben de o zaman aldatacağım demiş ve böyle bir evliliğin içinde devam etmeye çalışıyor ve işte seçeneği olmadığı için belki maddi bağımsızlığı olmadığı için veya kendi annesi ve babası artık sen burada gelinlikle çıktın ancak kefenle dönebilirsin bu sözü duydunuz mu beyaz gelinlikle çıktın ancak beyaz kefenle gelebilirsin yoksa seni asla evlendikten sonra kabul etmeyeceğim diye gönderdiği için gidecek bir yeri yok ve Evliliğin içinden çıkamıyor. Bütün bunlar evliliği iyice e, zorlaştırıyor ve böyle bir ilişkide büyüyen bir çocuğu düşünün. Aldatmalar, e, ayrılıklar, boşanmalar. Böyle bir evlilikte e, bu kadar karışık bir ilişkide yetişmiş kız ve erkek çocuğunun ilişkilerinde doğru partneri doğru şekilde çekmesi sizce ne kadar mümkün? Çok zor. Dolayısıyla bir ilişkinin kökenini çözebilmek için ilk önce bunlara bakmak lazım. Eğer bunlar da yetmiyorsa ve buna rağmen her şey normal gidiyorsa bazen de aile ağacından, soy ağacından gelen yüklemeler olabiliyor. Örneğin soy ağacında hocam erkek aldatmasın ona baktık. 19 yaşındayım hocam aldatmadım ama aldatılmadım güvenim kalmadı. Okey. Hocam kocamın kardeş düşkünlüğü eşi hep ikinci planda olmak. Eski yetişmiş Gaziantep bir annem daha neşeli. Çok sosyal bir kadındı. Babam çok sorumluluk sahibi. işkolik ve sosyal değildi. Bizimkilerin tek sorunu buydu. Şimdi e bunun arkasında soy ağacından gelen bazı yüklemeler olabiliyor. Yani birçok etken ilişkiyi tetikleyebiliyor. Bazen soy ağacındaki aldatmalar, dışlanmalar, kabul etmemeler evlatlıklar, kendisini ikinci planda hissetmelerin enerjileri devreye giriyor. Her gün, ee, çalışmalarımda şunu görüyorum e, sevgili dostlar bazen bazen değil her zaman bir çocuk evdeki evcil hayvanlarda dahil olmak üzere her çocuk e, ailesinin veya soy ağacındaki belli kişilerin ağırlığını e, dönüştürmek için yüklerini almaya çalışıyor. Yani ya, ya bu hamilelik döneminde olan işte proje amaç dönemi dediğimiz döllenmeden önceki 9 aylık dönem, anne karnındaki 9 ay ve sonra 1 yaşına kadar olan çocuğunki dönemini olduğu gibi alıyor. Ama anneden babadan gelen kaygıları alıyor. Bir de o yetmiyor. Soy ağacından gelen belli kalıplardaki kişilerin enerjisini alıyor. Bunun şu anda detayına girmeyeceğim. Örneğin siz ailenizin iki oğlu çocuğuysanız. Ee, anne veya baba tarafındaki iki nolu çocuk e, sizin yani iki nolu çocuğun enerjisini olduğu gibi alıyor olabilirsiniz. Onun yaşadığı e, soy ağacına baktığınızda e, sizin dedenizin dedesinin iki nolu çocuğu varsa sizi olduğu gibi etkileyebiliyor. Yani aynı onun hastalıklarını, onun kaderindeki ilişkileri, ee, hatta bazen onun öldüğü yaşta ölen çocuklar olabiliyor. Onları onurlandırmak için. Belli döngüleri görüp onları fark ettiğiniz anda ise o döngüler çözülüyor. Ee, bazen bir bakıyorsunuz işte dedenin dedesi kanser olmuş. Aynı ikinolu çocuk siz ailenin ikinolu çocuğusunuz. Aynı kanseri olmuşlar veya aynı yaşta ölmüşler veya trafik kazası geçirmişler aynı yaşta trafik kazası geçirmişler bunların şu anda detayına girmeyeceğim çünkü örneklendirmeleriyle şu anda konuşarak işin içine girmek çok zor ama ilişkileri soy ağacından almış olabilirsiniz kısacası şimdilik bu kadar bilgi yeter veya anne baba kayıtlarındaki Yaşanan ilişkilerin yükünden dolayı benzer ilişkileri çekiyor olabilirsiniz. Danışanlarımın %95'inde anne baba kayıtlarındaki yaşanmış olan ilişkilerin ağırlığını taşıdıkları için e, ilişkilerinde problem yaşıyorlar. Gelen evi çiftleri düşündüğümde gelen evi çiftlerin sorunlarını çözmek için harcanan zamanların çoğu Kişilerin anne baba kayıtlarındaki yaşadığı sorunları çözmekle geçiyor. Tabi burada bir faktör daha var. Ee, ne yazık ki Türk ailelerinde gördüğüm en büyük sıkıntı kişiler evlendiğinde aileleri de evlenmek zorunda kalıyor. Maddi olanakların kısıtlanmaları yüzünden evlendikten sonra aynı evde yaşamak. Karşı komşu olarak yaşamak, üst katında yaşamak, alt katında yaşamak gibi çok yakın yaşadıkları zaman anne ve babalar o ailenin içine çok fazla giriyorlar ve hep e, oradaki örneğin erkek eşin ailesi genelde bana gelen bayanlar olduğu için böyle e, erkek eşin ailesi bir şekilde e, o bayanın evinde yaşamaya başlıyor. Yani kayınvalide faktörü giriyor, babaanne faktörü giriyor çocuklar için ve hep bir kıskançlık ve rekabet ilişkisi olmaya başlıyor. Eşin annesi oğlunu eşinden kıskanıyor. Yani bununla ilgili o kadar çok danışan geliyor ki çok baskı uyguluyor. Giydiği kıyafeti kıskanıyor, onun güzelliğini kıskanıyor, gençliğini kıskanıyor, yaptığı yemeği kıskanıyor ve kendisine bir rakip olarak görüyor. Yani neredeyse belki şu anda siz bunu yapmıyorsunuzdur ama bana gelen ailelerin neredeyse yüzde yapıyor. Yüzde ailelerin içine girip oğullarını gelinlerinden kıskanıp bir rekabet içine giriyorlar ve Gelinlerini sürekli eleştirmeye başlıyorlar veya onları bir o kelimeyi kullanmayayım hizmet etmek zorunda bırakıp onlara kendi ailesine yani erkeğin ailesine hizmet etmek zorunda kalan kişi olarak görüyorlar yani hasta bakıcı rolü kitabımda var hasta bakıcı rolü diye bir bölüm var özellikle onu anlatıyorum bu bölümde. Hasta bakıcı, evet bağımlılık iyi hissetmek nerede olduğunu göstereyim özgüven. Hasta bakıcılığı yükü sayfa 50'de. Özellikle işte bu sayfalarda anlatıyorum. Örneğin erkeğin annesi babası hastalanıyor ve kadına bütün yük bindiriliyor. Eşe bütün yük bindiriliyor. Üstelik bu erkeğin kardeşleri var. Onların eşleri var. Hiçbiri bakmıyor. Sadece bir kişiye yük bindiriliyor. E veya erkeğin ailesinin işte kardeşleri halalar falan filan hepsi her gün yemeğe geliyor. E hepsinin arkasını toplamak zorunda olan bir kadın oluyor. E çocuklar bu sırada eziliyor. Bütün bu yükün altında kadın sesini çıkarmadığı için kendisini ifade edemediği için değersizleştiriliyor. İşte, Troid problemi çıkıyor kendisini ifade edemediği için. E, yapılan şeyleri hazmedemediği için hazımsızlıkla ilgili, karınla ilgili ülserle ilgili rahatsızlıklar, rahatsızlıklar çıkmaya başlıyor. Bütün bu ezilmelerin altındaki çocuklar yetişirken ilişkide problem yaşıyorlar. Dolayısıyla bir ilişkiye bakacaksak ilk önce e, o çocukların Nasıl bir ailede büyüdüğünü, hangi kardeş ilişkileriyle, hangi akraba ilişkileriyle, o çocuğa kimin baktığını, anne mi baba mı baktı? Ya da bazen anne baba bakmıyor, anneanne dede bakıyor. Anneanne dede mi baktı? Nasıl bakamadı? Ee, tacize mi uğradı? Bu da ayrı bir konu. Ee, kadınların ne yazık ki çoğunda bir de taciz olayı var. Şu anda beni dinleyenlerin bir kısmında da olduğunu biliyorum. Bir de ifade edemiyorlar bunu. Çocuklukta akrabalardan Ne yazık ki çoğu akrabalardan Tacize uğruyor bir de biliyor musunuz Gelen danışanlarda Komşulardan değil daha çok çoğu Akrabalardan tacize uğruyor Bir de bunu utandıkları için söyleyemiyorlar Veya söyledikleri Halde oradaki anne onu korumuyor Olay çıkarmıyor Sessiz kaldığı için çocuk orada eziliyor Bütün bunlardan dolayı Öyle bir ortamda bu duygularla yetişmiş bir kızın ilişkisi ne kadar iyi olabilir ki? Peki ne oluyor bütün bunlar? Kayınvalideme her gün enerji gönderiyorum, hep sağlıklı olsun. Harikasınız Müge Hanım. <laughs> e, bütün bunlar ilişkilerin dinamiklerini oluşturuyor. Dolayısıyla ilk sorum şuydu. Siz çocukluğunuzda nasıl bir ilişki yaşadınız? Lütfen bu soruyu cevaplayın. Eğer kadınsanız, babanızla olan ilişkiniz nasıl? Babanızın annenize nasıl davrandığını düşünüyorsunuz? Lütfen bu soruyu cevaplayın. Eğer erkekseniz, siz baba olarak nasıl bir örnek modeli aldınız? Baba nasıl davrandı anneye? Kadınlara nasıl davranıyordu? Sizin örnek modeliniz kim? Yani burada iki taraf içinde babanın anneye nasıl davrandığını not alın. Erkekseniz de kadınsanız da bunu not alın. Bu çünkü sizin ilişkilerinizin ana temeli olacak. Erkekseniz baba modeli olarak alıyorsunuz. Kadınsanız hayatınızdaki ilk erkek baba olduğu için bunu örnek alıyorsunuz. Ee, ben değilim ama isteyerek bakılabilir. Okey. Ee, Şimdi bütün bu ilişki modellerini e, örnek aldıktan sonra bir de e, bastırmalar ve sıkıştırmalar var. Yani şöyle bir şey var. İşte e, kız çocuğu, dedi, de, de, e, kız çocuğu işte erkeklerin yanında konuşmaz, fazla kendini ifade etmez, eteğini toplayarak oturur. Erkek geldiği zaman odaya girmez, İçerideki odada oturur, e, erkek meselelerine karışmaz e, gibi özellikle kız çocukları çok bastırılmalarla büyüyor. Ve kendilerini ifade etmeleri çok zorlaştırılıyor. Ve o yüzden e, çoğu kız çocuğu kendisini ifade edemeyen, ne istediğini söyleyemeyen, özgüveni eksik bir kız çocuğu olarak yetişiyor. Erkek çocuklarında da bazen aşırı aşırı özgüven yüklenerek yani her şeyin onun yapması beklenerek karşı tarafı ezecek kadar aşırı ego yükleniyor erkek çocuğuna yani erkek çocuk çocuğu soyadını taşır işleri götürür o bizim paşamız o bizim aslanımız o bizim bir tanemiz işte kendisinden büyük ablası varsa hayır hayır erkek çocuğu yapsın işte miras işlerini o götürsün işleri o devralsın onu bunu şu yapsın diye aşırı bir ego yükleniyor bazen de erkek çocuğuna ve bu çocuk tabii ki kızları çok fazla değerli hissedecek gibi görmüyor. Bütün bunlar o hep çocuklukta yüklenen yüklemelerden kaynaklanıyor. O yüzden Nasıl yetiştiğinize, anne ile babanın ilişkisine lütfen iyi bakın. Bundan sonra da anne ile anneanne ile dedenin veya babaanne ile dedenin sizi kim büyüttüyse oradaki ilişkilere bir bakın. Orada nasıl gidiyordu? Orada birbirlerine nasıl davranıyorlardı? Eğer o ilişkileri not alırsanız büyük bir ihtimal sizin şu anki ilişkilerinizin temelini ve benzerliklerini göreceksiniz. Büyük bir ihtimal hoşlanmasanız da e, ailede sevmediğiniz karakterleri olduğu gibi tekrar ettiğinizi göreceksiniz. Eğer anneniz öfkeli davranıyorsa bunu çok görüyorum. Büyük bir ihtimal siz de çocuklarınıza öfkeli davranıyorsunuz şu anda. Hepiniz değil ama çoğunuz öyle. Eğer babanız öfkeli davrandıysa çoğunuz çocuklarınıza öfkeli davranıyorsunuz. Yani oradaki beğenmediğiniz modelleri de üzerinize büyük bir ihtimal, büyük bir ihtimal aldınız. Ee, arada benzerlikler olduğunu göreceksiniz. Tüm bunları fark etmeye başlarsanız çoğu zaman şunu görüyorsunuz aslında bu duyguların hiçbiri bana ait değil diyerek başlayabilirsiniz. Bunlar bana yüklenen duygular diyebilirsiniz. Bunlar bana ailemden yüklenen duygular, bunlar bana ait değil. Bunlar bana soy ağacımdan, annemden, babamdan, dedemden, babaannemden, her kimse ondan yüklenen duygular diye e, düşünmeye başladığınızda bunlar çözülmeye başlayacaktır. Nasıl değiştirebileceğinizle ilgili sormuşsunuz, evet. Şimdi bu sırada unutmadan söylemek istiyorum. Araya gireceğim. Ee, önümüzdeki hafta canlı yayında bir çekiliş yapacağım. Şu anda Instagram ve Facebook sayfamda genel blokaj diye e, ücretli normalde ücretli yaptığım bir e, enerji çalışmasını çekilişle canlı yayına katılanlar arasında özellikle vurguluyorum. Canlı yayına katılanlar arasında çekilişle 3 kişiye hediye edeceğim. 3 e, kişiyi etiketleyen... E, Paylaşan kişiler arasından isimlerini önümüzdeki hafta Salı günü 21-21'de canlı yayına katılanlar arasında sizlerin önünde bir çekiliş yaparak genel blokaj adı verilen bir çalışma ile hediye edeceğim 3 kişiye. Genel blokaj nedir? Geçen haftaki canlı yayına bir canlı konuğum katılmıştı. O genel blokajın hayatında nasıl değişiklik yaptığını anlattı. Ama kısaca şöyle bir çalışma. Haftada bir gün, bir hafta perşembe, bir hafta cumartesi günü uzaktan, konuşmadan kişilerin enerji alanına odaklanarak e, spiritel bir yönüm var. Enerji alanını okuyabiliyorum odaklanıp konsantre olduğumda. Oradaki blokaj dediğimiz, bloka eden enerjileri görüp okuyabiliyorum. Onları belli yöntemlerle Dönüştürüp, şifalandırıp, onlarla ilgili notlarımı alıyorum, WhatsApp'tan o kişiye şöyle şöyle oldu, şuradaki blokajlarınız çözüldü, vücudunuzun şu bölgelerinde şunlar çözüldü diye WhatsApp'tan bir sesli kayıtla o kişiye gönderiyorum ve bunu normalde ücretli yapıyorum ücretli yaptığım seans tiplerinden bir tanesi genel blokaj çalışması. Bunu önümüzdeki hafta canlı yayında çekilişle 3 kişiye etiket 3 kişiye hediye edeceğim. Benim sayfamı 3 kişiye etiketleyen kişilerin arasından. Dolayısıyla aklınızda olsun. Bununla ilgili bir paylaşımım var. Facebook'ta da Instagram'da da. Oranın altında isminizi etiketleri koyarak yazabilirsiniz. E, ve çekilişe katılmak için oradan isimlere bakarak alacağım. Şimdi e, konumuza dönelim. Dolayısıyla ilişkilerle ilgili e, çocukluk dönemindeki anne baba kayıtlarındaki babaanne, dedeyle nerede e, vakit geçirdiyseniz oradaki kayıtların farkında olarak bile çözülebilir. Şimdi farkında olmak kelimesini e, kitabımda da vurguladığım bir cümle bu. Farkındalık artınca tekrarlar durur diye e, bir cümlem var. Bu çok doğru. Bunu şöyle görüyorum. Bir şeyin neden olduğunu görürseniz sizin hayatınızda çocukluğunuzdan aldığınız o kalıpları bu sorduğum sorularla belli şeyleri fark edip kağıda yazarsanız kağıda yazdığınız andan itibaren bile çözülebilir. Tamamıyla çözülebilir biliyor musunuz? Sırf fark ettiğiniz, gördüğünüz için. Bu aynı şey gibi. Bir şeyi gördüğünüz anda, fark ettiğiniz anda buz kalıbını buzluktan çıkartıp sıcak bir ortama koymak gibi bir etki yaratır. Oradaki blokajlar çözülmeye başlar. Dolayısıyla nasıl çözülür? Bunun nasıl tekrar ettiğini görerek çözebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben bunu gördüm. Annemin babamın e, ilişkilerinde böyle böyle olduğunu gördüm. Bunu fark ettim. Kendi hayatımda bunu nasıl devam ettiğimi gördüm. Artık bunun farkındayım. Tekrarlarını istemiyorum. Bunun neden tekrar ettiğine, kendi hayatımda bunun neden olduğunu şimdi görüyorum dediğiniz anda bile çözülebilir. E, bilinçaltı değişmeden nasıl değişiyor? Aslında bilinçaltı değişiyor biliyor musunuz? Nasıl değişiyor? Ben bunu fark ettim, gördüm dediğiniz anda bilinçaltı ile kendinizle konuşuyorsunuz. Bilinçaltı her şeyi kaydediyor. Bilinçaltı sizin kendinizle konuşmanızı da kaydettiği için aslında değişiyor. Bilinçaltı olan her şeyi görüyor. Her şeyi kaydediyor. Sizin kendi kendinizi konuşmalarınızı ve fark etmelerinizi de kaydediyor. O yüzden çözülüyor. Eee en son aldığım eğitimlerden bir tanesi Recall Healing diye bir eğitim. Hastalıkların o şekilde nasıl çözüldüğünü anlatıyor. Bırakın e, olayları hastalıklar bile gördüğünüz anda çözülüyor. E, dolayısıyla e, olayları gördüğünüz fark ettiğiniz anda e, çözülmeye başlıyor. Ama yine de çözülmezse haklısınız çözülmeme ihtimali de var. O zaman işte benim gibi kişilerle veya başka bir Başka kişilerle yapılan özel seanslarla bunları üstüne gidip çalışmanız lazım. E, o yüzden ben de seanslar yapıyorum, o yüzden ben de eğitimler veriyorum. Çünkü oradaki sıkışmış enerjiler eğer çok yoğunsa, e, ekstra çalışmak gerekiyor, ekstra odaklanmak gerekiyor. E, bundan dolayı ekstra e, belli seanslarla belli yöntemlerle çözmek gerekebilir. Bununla ilgili bilinçaltı yöntemleri devreye sokulabilir. Onlarca farklı yöntem var. Ben de birçok yöntem kullanıyorum. Şu anda piyasada olan aşağı yukarı bütün yöntemlerin eğitimlerini aldım diyebilirim. Kendime özgü olan anda olma çalışması başta olmak üzere birçok yöntemi beraberinde kullanıp bu takılı olan yerleri çözüyorum. Çözmeye çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi... Konumuz hastalık değil ama sadece tiroidi hızlı bir şekilde geçmek istiyorum Filiz Hanım. Evet tiroid için çözüm bulmak mümkün. E, tiroid özellikle adalet ve haksızlık duygusuyla ilgili üzerimizde birikmiş olan duygularla alakalı e, tiroid duygusu ve ifade edilemeyen duyguların e, sıkışmasından kaynaklı bunlarla ilgili olaylar ve bağlantıları bulmak lazım. E, tiroid'in de farklı türü var biliyorsunuz. Yavaş çalışması ve hızlı çalışması diye ikiye ayrılıyor. E, yine Filiz Hanım örneğin hipotiroid ise e, sadece onu örnek vermek istiyorum. Hastalıklarla ilgili daha sonra yavaş yavaş belki ben de konuya girebilirim ama şu anda çok fazla detayına girmek istemiyorum. Çünkü hastalıklara girdiğim zaman bu sefer burada anlatmak istediğim konuları anlatamıyorum. Ee, ama hipotiroidle ilgili size örnek verebilirim. Yavaş. Okey. Yavaşsa hipotiroid Filiz Hanım. Ee, hipotiroid genelde benim danışanlarımda gördüğüm kadarıyla e, şöyle eğer çok aceleciyseniz Filiz Hanım eğer ben yetişemiyorum e, ben hiçbir işe yetişemiyorum ben yetersizim yaptığım işleri bir türlü ee, tam zamanında gidemiyorum olamıyorum ee, acele etmem gerekiyor sürekli işte çocuklar doğduktan sonra yetişemiyorum ee, işlerime zamanda randevularıma yetişemiyorum gibi duygularınız var ise yetişememe duygusundan dolayı içinizde bir çatışma yaşıyorsanız evet haşimato doğru ee, bu çatışmayı önlemek için her şey bir zihinsel program beyin devreye giriyor diyor ki Madem yetişemiyorsun. Madem sen bunu bu duyguyu çözemedin. Madem bunu halledemedin. Ben sana yardım edeyim. Ben o zaman e, tiroid ne yapıyor? Tiroid meta, e, şeyi metabolizmayı kontrol ediyor. Madem sen bunu içinde çatışma yaşıyorsun. En iyisi ben sana yardımcı olayım. anahtar kelime seni yavaşlatayım diyor. Ve metabolizmanızı yavaşlatarak hashimoto dediğimiz veya hipotiroid dediğimiz bir program devreye sokuyor ee, ve sizi yavaşlatmaya çalışıyor ve metabolizmanız yavaşladığı için de işte hashimoto dediğimiz veya hipotiroid dediğimiz bir rahatsızlık devreye girmeye başlıyor. Mantığını anladınız mı? Bu olayın nasıl başladığını, olayın enerjisini dönüştürdüğünüz anda da bu rahatsızlık çözülmeye başlayabilir. bununla ilgili bu kadar bilgi vereceğim. Aslında çok önemli bilgileri verdim. bununla ilgili bir tane paylaşım yaptım geçen günlerde. bunu da bunu da izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. çok tez canlı olmak, her şeyi çabucak ve kusursuz yapmaya çalışmak. Evet evet ondan dolayı yavaşlatmaya çalışıyor yani metabolizmayı yavaşlatmaya çalışıyor siz hızlı yapmaya çalışıyorsunuz bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz yetişemediğinizi düşünüyorsunuz ama diğer taraftan e, yetişemediğiniz için kendinizi kötü hissediyorsunuz ve o zaman beyin devreye girerek ben bir programla sana yardım edeyim diyor sizi yavaşlatıyor yani metabolizma yavaş çalışmaya başlıyor. Şimdi konuyu tekrar bizim ana konumuza getiriyorum. Peki aşk çekmek için veya iyi ilişkiyi çekmek için ne yapmak lazım? Bir nasıl bir ilişkiden geldiğimizi reconnection. Evet, bakın reconnection ile ilgili eğitimi almadım ama her zaman İngilizce'deki mantığı anlatayım. RE kelimesini genelde şey için kullanıyorlar. RE kelimesi tekrar anlamına geliyor. Connection, bağlantı anlamına geliyor. Tekrar bağlanmak. Yani bu reconnection'ı ne yaptıklarını tam bilmiyorum. Yani nasıl bir bağlantı, neye bağlanma, içindeki yaradanın enerjisine bağlanma mı? İçindeki rehbere bağlanma gibi bir şeydir büyük bir ihtimal. Onu göstermeye çalışıyordur ama bunu e, içinize dönerek birçok yöntemle yapabilirsiniz. E, birçok farklı yöntem kullanabilirsiniz. Aslında bugünkü örneğin yaptığım enerji çalışmasına da bir reconnection diyebiliriz. İçinizdeki e, enerjiyle bağlanıyorsunuz. Ama tabii ki bu Öğretilen yöntemin detaylarını bilmediğim için de çok fazla yorum yapmakta zorlanıyorum. Mutlaka benim burada açıklamadığım farklı şeylerde öğretiyordur. Şimdi hayatınıza doğru ilişkiyi çekmek için ne yapmak lazım? İlk adım kendinizle olan ilişkiyi tanımlamanız lazım. Siz kendinizle doğru ilişkiyle doğru bağlantıda mısınız? Siz kendinizi gerçekten e, tanıyor musunuz, seviyor musunuz, kendinizle bağlantıda mısınız? Yani kendi duygularınızın farkında mısınız? Ne istediğinizi biliyor musunuz? E, şimdi bir arkadaşım hayatına aşk çekmekle ilgili bilgiler bekliyor. İlk kural e, size şunu söyleyebilirim: Ben ne istiyorum? E, gerçekten ne istediğinizi bilmek lazım. Ama içinizdeki istediğiniz duyguyla çatışma içinde olmamanız lazım. Bazen e, bir şey istediğinizi zannediyorsunuz ama diğer taraftan istemediğiniz için bir çatışma yaşanıyor. Örnek veriyorum bugünkü danışanım şu anda yayında mı bilmiyorum size taze bir bilgiden bahsedeceğim. E, bu danışanım Evlen evlendiği kişi ve evlenmeden önce de beraber olduğu kişiyle ha şöyleydi olay yine çocuklukta yetiştirilirken babası çok baskıcı diyor ki e, sen erkeklere asla yaklaşmamalısın kadın şey erkeklerin elini bile tutmamalısın e, bu işte zina veya işte bu günah bu yasak. E, Erkeklerle yakınlaşmamalısın. 20'li yaşlarda, 24 yaşta falan bir erkek arkadaşı oluyor, ama elini falan tutmuyor hiç. Yani yakınlık göstermek istiyor, erkek arkadaşı yaklaşmak istiyor, ama babası o kadar bastırıyor ki, zaten doğruduş izin vermiyor. Ne elini tutabiliyor, ne yaklaşabiliyor. Ama yaklaşmak da istiyor. Yani bu bir çatışma. İstediğini bir türlü yapamıyor. Babasının baskısından korkuyor, kendi istediklerini yapamıyor. Bu sefer e, erkek ona yaklaşmak istediği zaman ilişkiyi bitiriyor. Sırf ona dokunmak istediği zaman için pardon ve dokunuyor galiba. Dokunduğu için de kendisini bir parça kirlenmiş hissediyor. Bakın kirlenmiş kelimesini aklınızda tutun. Kendisini kirlenmiş hissediyor ve babasına ihanet etmiş olarak hissediyor ama öbür taraftan aradan zaman geçtikten sonra da e, bu kişiye yakınlaşmadığı için içinde bir çatışma yaşıyor yani hem dokunduğu için pişmanlık yaşıyor hem babasına ihanet ettiğini düşünüyor babasıyla ilişkisi de kötü çatışmalara bakar mısınız e, ve daha sonra girdiği bir ilişkide de tam evlenmek üzere olduğu ikinci ilişkisinde de yine birazcık yakınlaşıyor, yine babasının öğretilerinden dolayı çatışması var, onunla evleniyor ama bu ilk beraber olduğu kişi kadar da çok mutlu değil. Bu sefer o ilk beraber olduğu erkek arkadaşımla neden daha yakınlaşmadım diye kendisine kızıyor pişmanlık yaşıyor. Ve üstüne üstlük, bu kişi bir miktar, Dokunulduğu için de kendisini pislenmiş ve kirlenmiş hissettiği için temizlik takıntısı yaşıyor. OKB. <laughs> Çatışmalara bakın. Yani şimdi burada ilişki çatışması var. OKB temeli var. E, babasına ihanet etme duygusu var. E, yapamadıklarından dolayı içinde kalmış olan duygular var. Var da var. Basit bir olay ama bir sürü duyguların çatışmasını yaşamış. Bütün bunlar çözülmezse bu kişi hayat boyu o basit ilişkiyle ilgili ağırlıkları taşıyıp duruyor. Bunları fark ederek bunları dönüştürmek gerekiyor. İşte e, ilişkiler o yüzden biraz çetrefilli. E, i̇lişkiyle ilgili bir günlük tutun. E, örneğin ilk ilişkinizde ne oldu? İlk erkek arkadaşınızla kız arkadaşınızla erkekseniz kız arkadaşınızda neler yaşadınız, hangi duyguları yaşadınız? Dökün bir kağıda. Yapabildikleriniz ne oldu? Yapamadıklarınız ne oldu? Elde ettikleriniz ne oldu? Elde edemedikleriniz ne oldu? Elde ettiklerim, edemediklerim bunlar hastalık tetikleyici, bunlar duygu tetikleyici. Bunları bir kağıda dökün. Dolayısıyla ikinci sorum şu: hayatınızdaki ilişki dediğimiz partner ilişkileriyle ilgili ilk ilişkilerinizde ne oldu? Ne kadar yakınlaştınız? Ne elde ettiniz? Ne elde edemediniz? Beklentilerinizin ne kadar karşılandı? Ne kadarı karşılanamadı? Hayal kırıklıklarınız, küskünlükleriniz oldu mu? İlişkiniz nasıl sonlandı? Bunları lütfen yazın. Eğer bunları yazmaya başlarsanız farkındalık yaşamaya Başlayacaksınız. Aşk ilişkisi için ilk önce bu çatışmaları sonlandırıp ben ne istiyorum diye kendinize sormanız lazım. Ben ne istiyorum? Nasıl bir ilişki istiyorum? Ee, hayatınızda henüz bir istediğiniz ilişki yoksa e, Ben nasıl bir ilişki istiyorum? Ee, bir istediğiniz ilişkiyi nasıl tarif edebilirsiniz? Bunu kelimelere dökmeye çalışın. Yani ben huzurlu olmak istiyorum. Ee, şunu şunu yapıyorsanız örneğin değiştirin. Ben beni tamamlayan bir partner istiyorum. Oo çarpı. Eğer böyle bir tanım yapıyorsanız bu asla olmayacak. Kötü haber. Çünkü hiç kimse sizi tamamlayamaz. Hiç kimsenin görevi sizi tamamlamak da değildir. Sizin göreviniz sizlik tamamlamak, kendinizi tamamlamak. Hiç kimseye o görevi yüklemeyin. Onu kimse zaten yapamaz ki. Siz kendinizi tamamlamak için zaten çalışmalısınız. Bir kişi tamamlıyormuş gibi hissediyorsanız, neden ilişkiler ilk başta çok güzel giderken sonradan genelde ilk, ilk, ilk başta böyle değildin, Sonradan e, değiştin derler. Çünkü ilk başta mış gibi davranılır. E, kendi gibi davranmaz kişiler. Daha sonra kendi gibi olmaya başladığı için, insanların gerçek yüzü ortaya çıktığı için onlar hoşuna gitmeyebilir. O yüzden siz ilk günden itibaren kendiniz gibi olun. Eğer bir ilişki, düzgün bir ilişki istiyorsanız kendiniz gibi olun. Eğer karşı taraf sizi olduğunuz gibi beğeniyorsa onunla olun. Siz ona beğendirmek için çabalıyorsanız veya o kişi sizi belli bir şekilde oldurmaya çalışıyorsa o ilişki mutlaka bir yerde çatırdayacak. Sizi olduğu gibi sevebilecek bir partner çekmelisiniz. Aşk nasıl oluyor? Genelde siz zihninizde bir beklenti içine giriyorsunuz, e, o beklenti içindeyken ona yakın bir frekanstaki kişiyi gördüğünüzde bir çekim oluyor, bir manyetik alan oluyor. E, o duyguları hissettiğiniz kişi geldiğinde enerji alanına onunla ilgili bir çekim hissetmeye başlıyorsunuz ve yakınlaşmaya başlıyorsunuz. Algıda seçicilik vardı ya sizin tarifinize, kafanızda beklentilerinize yakın bir kişinin enerjisini radarınız yani sizin içgüdüleriniz algılamaya başlıyor ve bir çekim olmaya başlıyor. Ama burada çok dikkatli olun. Sizin beklentilerinizi karşılayan kişi babanız gibi annenize kötü davranan bir kişi olabilir. Bu size tanıdık geldiği için size yakın hissettirebilir. O yüzden ilişkilerinizi iyi tanımlayın. Danışanlarımda en büyük gördüğüm sıkıntı bu. Örneğin babası annesini dövüyor, işte kötü davranıyor, aldatıyor. Öyle bir ailede yetişen kız çocuğu aynı babasına benzer bir eş çekiyor. Tesadüfe bakın. Tesadüf mü? Tabii ki değil. Çünkü oradaki enerji kalıbını o kadar benimsemiş ki. ...hayatına benzer bir ilişki çekiyor. Hocam sadakat, saygı, sevgi bunlar uzun süre yaşatılırsa yaşlanınca da aşk devam edebilir mi? Aslında kesinlikle devam edebilir. Aşk kelimesinden ziyade... ...yani aşk hani o ilk evlilikteki o cinsel isteklikle birlikte... ...yakınlaşma ile birlikte olan bir duygu... ...beraber olma, kalbin çarpması çok yakın e, onunla beraber yakınlaşma isteği beraber olma isteğiyle beraber olan bir şey ama aşkın ötesine birazcık daha gidip e, bir belki e, beraber olarak arkadaş olarak da e, sevgili ve arkadaş olarak da beraber olma isteğinin olması burada önemli uzun dönemli ilişkide yani e, en büyük sıkıntı şu, taraflar birbirini değiştirmeye çalıştığı zaman sıkıntı çıkıyor. Yani bu şu demek değil, tabii ki birisi alkolikse, şiddet gösteriyorsa, kötü davranıyorsa tabii ki değişmesi lazım. Ama e, yeteri kadar tanımadan e, evlilikler olduğu için bunlar oluyor. O konu da ayrı bir konu. Çünkü ne oluyor? E, yani anne baba ne yazık ki Türkiye'nin gerçeği 14-15 yaşlarında, akrabalarına e, veriyor. Yani bir an önce evlensin diye akrabasına veriyor. Gelen birçok danışanımda bu olay var. Ne birbirini tanımış, ne görmüş, ne bir şey olmuş ama vermiş babası, gelmiş istemiş, işte Am işte falancanın akrabası gelmiş, istemiş, vermiş. Birbirini tanıyacak zamanları mı kalmış ki? Birbirlerini, birbirleriyle flört etme imkanları mı olmuş ki? Zaten flört etmeye kim izin vermiş ki? Flört etmek e, kesinlikle yasak Yak, yaklaşmak bile yasak e, öyle beraber olan bir çiftin birbirini tanımasına kadar mümkün e, birbirlerini sevip sevmediğini nereden bilecekler ama eğer daha e, bu konularda e, daha e, izin veren bir aileden geliyorsanız mutlaka bir flört dönemi olmalı e, sizi olduğu gibi kabul edecek. Sizi davranışlarıyla düşüncelerinizle beklentilerinizle sizi değiştirmeden kabul edecek bir kişiyle beraber olmalısınız. Çünkü evlendikten sonra kişinin birbirini değiştirmesi neredeyse imkansıza yakın. Evet Olasılık ama çok düşük bir olasılık. Az bir olasılık. Evet, insanlar kişisel gelişim, spiritüel çalışmalar bu çalışmalarla değişebiliyor. Ama karşı taraf isterse, istemezse çok zor. Neredeyse imkansız gibi çok küçük bir olasılıkla değişiyor. O yüzden hiç değişmeden, hiç değişmese bile mutlu olabileceğiniz eşler seçmek gerekiyor. Yani bir gram bile değişmese ben buna katlanabilir miyim? Çünkü çoğu zaman birbirini beğenerek flört ettikten sonra e, beğenerek aldıktan sonra bir erkeğin veya bir kadının en büyük misyonu da erkeğini değiştirmek veya kadını değiştirmek. Bu artık misyon bir proje haline alıyor. Bu çok yıpratıcı. Yemek yişini değiştirmek, oturmasını kalkmasını değiştirmek, konuşmasını değiştirmek, cevap verişini değiştirmek. E, bu iki taraf için de çok rahatsız edici. Değiştirmeye çalışan için de çok yıpratıcı. Buna maruz kalan eleştirilen kişi için de çok yıpratıcı. Zaten eşlerin çatışmaları da burada devreye giriyor. Ya biz beraber flört ederken beni olduğun gibi seviyordun, ne oldu? evlendik. Evlendiğim günden itibaren beni değiştirme projesi olarak ele aldın. Her şeyim seni rahatsız ediyor şimdi e, ağzımı şapırdatıyorum, geceliğin horluyorum, işte elimi kurulamıyorum, suyla yıkamıyorum, tuvaletten çıkarken şöyle yapıyorum, yeme otururken böyle yapıyorum. Bütün bunların hepsi her ayrıntı devreye girmeye başlıyor ve liste uzadıkça içinden çıkılmaz bir karmaşa haline alıyor. İşte zaten sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ee, o yüzden kişileri olduğu gibi kabul etmek o kadar değerli ki inanamazsınız. Öyle bir eş bulabilmek eğer birbirinizi tanıyorsanız, tanıyacak vaktiniz varsa, flört edebilecek bir zamanınız varsa gerçek aşk yerine e, karşı tarafı değiştirmeden ben bu kişiyi hayatıma bir gram bile değişmese sokabilirim diyorsanız işte o sizin gerçek partneriniz olur. Ben bunu hiç değiştirmek zorunda kalmadan hiçbir şeyini değiştirmese bile ben razıyım diyorsanız. İşte o zaman o kişiyi kaçırmayın. Hayatıma sokabileceğim bir kişi bu. Hiçbir şeyini konuşma şeklini, yeme içme şeklini e, değiştirmese bile ben buna razıyım derseniz o gerçek partner. Eğer bir kişi değişmek zorundaysa, e, şu konuya da değinmeden e, geçmek istemiyorum. Yine bana gelen. Kişilerden, bayanlardan, erkeklerden de var. Nasıl geliyorlar biliyor musunuz? Bayan geliyor. Hocam çok mutluyum. Evet. Şu anda bir ilişki içindeyim. Evet. Huzurluyum. Evet. Ama beraber olduğum erkek evli. Hmm. Peki. E, ama bana evliliğinde mutlu olmadığını söyledi. O kadar sık duyuyorum ki inanamazsınız. Hmm. E, eşinden ayrılacak. Mış bana gelecek. He. Peki şu ana kadar bana gelen danışanların içinde e, evliliğinden ayrılıp e, böyle bir beraberliği yaşayan neredeyse hiç olmadı. Yüzlerce binlerce kişiyle seans yaptım bu şekilde gelen neredeyse hiç olmadı. Neredeyse hiç olmadı. Böyle bir şey mümkün değil. Bu bir kandırmaca cümlesi. Erkeğin veya kadının her kim söylüyorsa bunu eşinden çocuğundan ayrılacak ve o kişiyle beraber olacak. Tabii böyle bir ilişkiye giren kişi etik olarak yanlış şey yapması ayrı bir şey. O kadını ve o ailenin çocuklarını zor duruma sokması ayrı bir şey. O kadın için o kadının yaptığı şey çok yanlış. O erkeğin yaptığı şey çok yanlış, etik olarak çok yanlış ama bunun ötesinde o beraberliğin gitmesi pek hiç mümkün değil. Bir noktada kopmaya mahkum. Dolayısıyla bazen danışanlar geliyor, diyor ki, Hocam içgüdülerden hep bahsetmiştiniz bana, ben şu anda beraber olduğum kişiyle çok mutluyum. Veya evli bir ...kişi geliyor, bir erkek veya kadın. Şu anda benim hayatımda birisi var. Evet, karımla mutlu değilim veya kocamla mutlu değilim. O erkekle, o kadınla mutluyum. Beni çok mutlu ediyor. Böylece evimde çocuklarıma daha iyi anne baba oluyorum. Yani gerçekten kendisini kandırdığı bir cümleyle haksızlık ediyor. Ee, evet, bunların istisnai durumları var. İki tarafında aldattığı durumlar var. Ama çok olayı karmaşık hale getirmeyeceğim... Böyle bir durumda mutlu sonlanan hiçbir ilişki görmedim. Bir şekilde e, yani ailede şiddet olduğu için başka bir şey olduğu için böyle bir şey yapıyor olabilir ama bu ilişkilerin bir şekilde sonlanması gerekiyor. E, buna da değinmeden geçmek istemedim. Hocam Suriye'den mülteci alacağımıza Yunanistan'dan alsaydık Türk kızlarımıza şiddet görmeye devam eder miydi? Ee, Valla e, Suriyeden değil yani Türk kültüründe şiddet ne yazık ki Suriyeden mülteci almadan önce de vardı yani e, Suriyelileri almakla başlamış olan bir şey değil ne yazık ki e, şiddet çok 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 uzun zamandır ne yazık ki kültürümüzde vardı e, erkeklerin bir acizliği şiddet göstermek yani aciz erkek şiddet gösterir kendi gücünü ispatlayamadığı için kendinden aciz bir kadına vurmak aslında o erkeğin acizliğidir. Aciz olan erkek şiddet gösterir. Bu onun erkekliğini göstermez, göstermez acizliğini gösterir. Ama ne yazık ki bu çok uzun süredir vardı. Şimdi yavaş yavaş bir enerji çalışması yaparak çalışmamıza geçmek istiyorum. Enerji çalışmamızın konusu şu olsun: hayatınıza doğru eğer evli değilseniz, boşandıysanız doğru ilişkiyi istiyorsanız hayatınıza doğru ilişkiyi çekmekle ilgili olabilir veya hayatınızdaki şu anda ilişkideki partner ilişkisindeki veya ev, evli olduğunuz ilişkiyi düzeltmek üzere çocukluk döneminde sizin üzerinizde ağırlık yaratan anne ve babadan size kodlanan çözülmesi gereken sizin fark etmeden aldığınız döngü her neyse onu çözmek üzere bir çalışma yapalım. Niyetiniz şu olmalı: Evliler ne yapsın, evler şunu yapsın. Şu anda evlilik ilişkinizde evliliğinizi zorlaştıran düşünce kalıbınız, inanç kalıbınız size her nereden geliyorsa, soy ağacından veya çocukluğunuzdan veya kardeşlik ilişkilerinizden her nereden geliyorsa, oraya gidip oradaki bir olayı çözmeyi niyet ediyoruz. Eğer hayatınızda şu anda birisi yoksa, evlilik ilişkiniz yoksa, hayatınıza doğru partneri çekmek için, e o enerjiyi çekmeyi niyet edin. Tamam mı? Evli çiftler için ilki, ikincisi için de bu en son söylediğimi niyet edin. Okey. Peki. Şimdi yavaş yavaş sessiz bir odaya geçin. Enerji çalışmamıza başlıyoruz. Derin nefes alıp verip yavaş yavaş gözlerimi kapatmaya başlıyorum. Suyumu içeyim. Evet. Derin bir nefes alıp verin. Ayak tabanları altından tüm ağırlıkları bırakıyorsunuz. Her nefesle tüm ağırlıklar ayak tabanları altından çözülüyor. Sanki bir ışık topu üzerinizdeki tüm ağırlıkları çözerken kendinizi daha rahatlamış hissediyorsunuz. Işık topu kasık bölgesi ve kuyruk sokum bölgesine geliyor. Derin nefes alıp verin. Sessiz ortama geçin. Işık topuyla kasık bölgesi ve kuyruk sokumu bölgesi şifalanıyor. Yaşamla olan bağlantınız güçleniyor. Evet, bazılarınızın ayak tabanları altı uyuşmaya başladı. Haklısınız güzel bir akış ve frekans oluyor. Bazılarınız hala televizyon gürültüsünde yapıyor. Uzaklaşın, sessiz bir yere geçin. Derin nefes alıp verin. Kendinizi rahat bırakın. Işık topu göbek deliğinin birkaç parmak altına geliyor. Yaşamla ilgili tüm korkularınız çözülüyor. Ata enerjilerinden gelmiş olan savaş enerjilerinden gelmiş olan korkularınız çözülüyor. Kaybetme korkuları çözülüyor. Derin nefes alıp verin. Bazılarınızın savaş döneminden, atalarınızdan gelen korkularının ve kaybetme korkularının olduğu enerjilerin çözüldüğünü görüyorum. Derin nefes alıp verin ve kendinizi rahat bırakın. Çünkü seans esnasında bazen görüntüler geliyor. Işık topu karın bölgesine geliyor. Karın bölgesinde tüm kaygı, endişe enerjileri çözülüyor. Aile içindeki bağrışmalar şu anda kulağımda çınlıyor. Çocukluktaki yaşanmış olan bağrışmalar, çatışmalar, ailelerin birbirleriyle olan anlaşmazlıkları ile ilgili tüm kaygılar, endişeler ve sizin üzerinizde yansımış olan bu kaygı endişe enerjileri, kaygılar endişeler buradan geliyor. Üzerinizden çözülmeye başlıyor. Her nefes verdiğinizde bu enerjiler çözülüyor. Işık topu kalp bölgesine geliyor. Kalbinizin üzerinde o kaybettikleriniz, sevdiğinizi kaybetme korkusu, o acılar, o hüzünler kalp bölgesinden çözülmeye başlıyor. Her nefesle tüm ağırlıklar çözülüyor. Risk almamak adına ilişkiye girmekten korkanların enerjisi şu anda duygu olarak geliyor. Kaybetme korkunuz olsa da riski alıp bir ilişkiye başlamak durumundasınız. Hayatı deneyimlemeden hayatı yaşayamazsınız. Derin nefes alıp verin ve kalbinizdeki tüm acıları, korkuları, endişeleri bırakın. Bazılarınızın üzerinde bir üşüme hissi var. Şu anda bende de o duyguların bir kısmını hissediyorum. Soğuk enerjiler akıyor. Kalbinde soğuma var, vücudunda soğuma var, üşüme var. Şu anda tüm bunların bir kısmını algılıyorum çünkü aynı anda birden fazla insanla çalışıyoruz. Işık topu boğaz bölgesine geliyor boğaz bölgesindeki ifadelemeyen duygular çözülüyor. Evet, boğaz bölgesinde sıkışmış, kendinizi ifade edemediğiniz, haksızlığa uğradığınız tüm enerjiler boğaz bölgesinden çözülüyor. Derin nefes alıp verin ve tüm bu enerjileri bırakın. Kulakların çok yoğun uğuldamaya başladı. Frekans iyice yükseliyor. Işık topu alın bölgesine geliyor. İki kaşın arasındaki bölgede bir akış oluyor. Her nefesle daha da rahatlıyorsunuz, hafifliyorsunuz. Işık topu başın tepesine geliyor. Başın tepesinde sanki bir vakumlama cihazı tüm ağırlıkları yukarı doğru vakumlarken içinizdeki Yaradan'ın beyaz ışığı tüm enerji alanını 360 derece sarıyor. Dengeliyor ve onarıyor. Şu anda bulunduğunuz mekandaki tüm ağırlıklar vakumlanırken beyaz ışıkla dengeleniyor. Her nefeste daha da rahatlıyorsunuz, daha da hafifliyorsunuz. Enerji alanı genişlerken evinizin ortamındaki yaşanmış tüm ağırlıklar üzerinizden vakumlanıyor ve beyaz ışıkla dengeleniyor. Enerji alanı bulunduğunuz şehir kadar genişlerken Bulunduğunuz şehrin üzerinizdeki tüm ağırlıkları vakumlanıyor ve beyaz ışıkla dengeleniyor. Evet bir soğukluk var, evet kollarınız, bacaklarınız üşüyor. Bırakın akış devam etsin. Enerji alanı bu dünya kadar genişliyor. Dünyada yaşamış olmanın tüm ağırlıkları üzerinizden vakumlanırken beyaz ışıkla dengeleniyor. Ve şimdi sizi saran, 360 derece saran beyaz ışık olan her şeyle İçinizdeki yaradan enerjisiyle bir olacak kadar genişliyor. Şu anda olan her şeyle birsiniz. Şimdi hayatında hiç partneri olmayan veya yeni partner çekmek isteyen kişiler, şimdi burada olan her şeyle birken nasıl bir partner istediğinizin enerjisini buraya bırakın. Burada canlandırın. Burada duygusunu hissedin. Şu anda hayatınıza çekmek istediğiniz partnerle sanki bir arada bir yerlerde oturup vakit geçiriyormuşçasına zihninizde olmuş gibi bir görüntü canlandırın. Yüzü görmek zorunda değilsiniz. Hislerine bakın. Onunla beraber bir kafede oturuyorsunuz örneğin. Beraber bir şeyler içiyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz. Bir şeyler paylaşıyorsunuz. Bir espri yapıyorsunuz. Aynı benzer espriye aynı şekilde benzer düşüncelerle size yaklaştığını görüyorsunuz. Kendinizi olduğu gibi yansıtıyorsunuz. Kendinizi mış gibi göstermeden olduğu gibi gösterdiğinizde karşı taraf tarafından beğenildiğiniz bir beraberliğiniz var. Siz olduğunuz gibi davranıyorsunuz. Eksikliklerinizle, iyi hissettiklerinizle, kötü hissettiklerinizle olduğu gibi davranarak kendinizi bu kişinin yanında rahat hissediyorsunuz. Ve bu kişi de kendini olduğu gibi size göstererek sizin yanınızda rahat ediyor. Bu enerjiyi şimdi hissedin. Bu huzur enerjisini hissedin. Bu denge enerjisini hissedin. Şu anda bu enerji manyetik alanınıza kodlanıyor. Ve sizin sizin çekim alanınıza kodlanıyor. Bu enerjiyi fark ettiğinizde yakınınıza geldiğinde fark edeceksiniz çekim alanında altın çizerek söylüyorum. Bu kişiye karşı bir çekim hissedeceksiniz. İlgi hissedeceksiniz ve bu kişi de size karşı hissedecek. Hayatınıza çekmek istediğiniz partner bir huzur, bir rahatlama duygusu hissedecek. Şu anda kalbiniz tamamıyla rahat ve huzurlu. Bu kişiyle beraberken bu huzuru ve rahatlığı hissedeceksiniz. Şimdi evli çiftler ve ilişki içinde olan çiftler için ilişkinizin daha iyi olması için farkında olmadan anne babadan soy ağacından almış olduğunuz ve ilişkinize yansıttığınız ön yargılı davrandığınız belki biraz agresif, öfkeli davrandığınız, kızgın davrandığınız, sabırsız davrandığınız, her ne yansıtıyorsanız, ilişkinin temeli her neredeyse üçten geriye saydığımda bu kayıda gideceksiniz. Bu bir anı, bu bir duygu, bu bir zihninizdeki düşünce veya vücudunuza yansıyacak olan bir his olabilir. 3, 2, 1, şimdi git. Görüntü görenler için ne görüyorsunuz? Neredesiniz? Çevrenizde kimler var? Anne baba ve çocuklar, kardeşler mi var? Ne yapıyorlar? Birbirlerine mi bağırıyorlar? Nasıl bir çatışma izliyorsunuz? Siz buradan nasıl etkileniyorsunuz? Korkuyor musunuz? Kızıyor musunuz? duygu hissedenler nasıl bir duygu hissediyorsunuz? Vücudunda hissedenler göğsünüz mü sıkışıyor? Kollarınız mı ağırlaştı? Boynunuzda mı, sırtınızda mı hissediyorsunuz? Nasıl yansıdı vücudunuz? Şimdi bunu dönüştürmeye başlayacağız. Şimdi içinizdeki yaradanın izniyle bu çatışma, bu ağır duygular, bu tekrar eden döngüleri şimdi elimde bir beyaz fırçayla, beyaz ışıkla şu anda dönüştürmeye başlıyorum. Şu anda bu senaryoya, bu olayın üzerine sanki beyaz ışıklarla, beyaz bir fırçayla şu anda daha sonra izleyecekler için de sanki bir fırça darbesiyle ışıkla orayı düzeltiyorum. Bazılarınız için farklı bir senaryo yerleştiriyorum. Bazılarınız için orayı silikleştiriyorum. Bazılarınız için sizi oradan uzaklaştırıp dışarıdan bakmanızı sağlıyorum. Artık orası Dönüşmeye başladı. Tüm ağırlıklarınız oradan şimdi dönüşüyor. Tüm ağırlıklarınız değişiyor ve tüm döngüleriniz orada bırakılıyor. Şimdi beyaz ışıkla orası sanki fırça darbeleriyle temizleniyor, dengileniyor ve onarılıyor. Üç tane derin nefes alın. Tüm ağırlıkları verin. Bir kere daha. Son bir kere daha. Şimdi aynı senaryoyu bir kere daha bakın. Artık orası daha silik. Bazılarınız göremiyor bile. Bazılarınız için o ağır duygular yok. Bazılarınız oraya sanki dışarıdan bakıyor. Bazılarınız hatta farklı senaryolar görüyor. Evet bu mümkün ve evet bu oldu. Oldu, oldu, oldu. Şimdi yavaş yavaş odaya dönmeye başlayın. Bu detaylı yaptığım çalışmanın sadece kısa bir parçası. Sizinle kısa bir çalışma yaparak bile bu dönüşmeyi yaptık. Sadece bu enerji kısmını bile uzun bir zaman diliminde birçok farklı teknikle daha yapıyorum. Ama şimdi algılayan, hisseden kişilerin yorumlarını buraya yazmalarını bekliyorum. Ve onlara bazı yorumlarda bulunacağım. Bu sırada tekrar hatırlatıyorum. Genel Blokaj adlı ücretli yaptığım çalışmayı önümüzdeki canlı yayında 3 kişiye çekilişle hediye edeceğim. Canlı yayında olanlardan 3 kişi olacak ve bu kişilere belli bir tarih ve zamanda nasıl katılacaklarını anlatacağım ve bu çalışmayı hediye ederek kişilerin üzerindeki blokajlarını temizlediğim özel bir çalışma yapacağım. Etiketleyen 3 kişi bu çekilişle bunu kazanacak. Evet yorumlar gelmeye başladı. Hocam çok fazla üşüdüm. Evet çok soğuk bir enerji aktı. Bunlar dengelendi. Bu güzel bir şey. Sol bacakta uyuşma oldu. Tamam güzel. Hocam her hafta şahane neler oluyor bize. <laughs> Şifa olsun Yeter Hanım. İkinci çakra çok fazla çalıştı. Neden olabilir? Ee, çok farklı nedenleri olabilir Özge Hanım galiba. Ee, korkularınız genelde çözülüyor olabilir. İkinci çakrada Genelde korkular çözülmeye başlayınca bu devreye girebilir. Eller uyuştu, tamam. Ağırlık oldu, tamam. Sadece beyaz ışık gördüm. Bu da yeterli, çok güzel. Gözümden yaş geldi, burnumda soğuma hissettim. İdare etme duygusuna çalıştım. Evet, idare etme bazen kişiyi çok ağır stres altına sokar. Ee, yetişemedim. Sağlık olsun. Hocam babam çok şiddet uygulayan baskıcı biriydi. Evet buradaki kayıtları düzeltmek çok faydalı olacaktır. Başımdan aşağı ışık süzmesi serpildi. Harika. Ayrıca kulaklarım oldadı. Enerji frekansı yükseldiği için oluyor. Yani bu uçağa bindiğinizde veya tepeye çıktığınızda nasıl bir uğultu oluyor? Yükseklik, irtifa farkından dolayı çalışma esnasında frekansınız yükseliyor. Ondan dolayı güzel bir şey. <laughs> Ağlamak için sizi yeter. <laughs> Heyecanla bekliyorum. <laughs> Şifa olsun. Siz de iki varsınız yeter hanım. Yeşil ışık tamam güzel. Ben de kafa kısmında karıncalanma oldu tamam. Ee, hocam boğazım tıkandı, Başımın sol tarafında uyuşma oldu güzel. Ee, boğaz çakrası ee, ve tepe çakrası güzel. Üşüme kalbimde ağrı sağ bacakta uyuşma. Tamam, şifa tamam. olsun. Hande Hanım, e, Giresun'a sevgiler, e, şifa olsun. Beni döverken sokaktaki e, görüntü geldi, sonra silikleşti, şükürler olsun. Harika Defne Hanım, muhteşem. Sonradan silikleşmesi oradaki kayıtların değiştiğini gösteriyor. Tekrar gitmeye çalışın o, sizi dövdüğü görüntüye gidemeyeceksiniz. Kalbimde ve boynumda şiddetli ağrı, ağlama, ağlamak, sonra gözyaşları, sonra gülümseme. Sonraki gülümseme oranın çözüldüğünü ve düzeldiğini gösteriyor. Sonrası muhteşem. Önce çok fena bir senaryo. Babam anneme şiddet uyguladı ama fırçadan sonra babam anneme hediye almış, evlilik yıl dönümüymüş. Kayıtlar değişti. Ondan dolayı bunu hissediyorsunuz. Bunların değişmesi üzerinizdeki etkileri de değişti demek. Sanki farklı bir gerçeklik yaratıldı orada. Muhteşem. Aile şiddet sahnelendi. Ee, oradaki enerji çözülmüş. Biraz rahatladım. Şifa olsun. Sağ bacağım ağrıda ağladım. Muhteşem. Sol kolum uyuştu. Üşüme, vücutta yoğun elektrik, göz yaşı, geçmişte anne babayla olumsuz anılar son olarak Evlenmişim, çok anda güzel, ee, iki çocuğum var, mutluyum. Gelecekle ilgili bir kesinti veya enerji alanını çektiğiniz bir görüntü olabilir bu. Eğer gerçekleşmediyse çekmeye başladığınız bir manyetik alandaki bir çekim alanındaki bir gelecek görüntüsü. Yani geleceği şimdiye taşımaya başladınız. Muhteşem. Ee, üşüme hissettim, tamam. Aynen hocam, uçaktaki gibi aynen, tamam. Uğultu duydum, Merhaba Tomis abla. Kalbim sıkıştı çocukluğuma gittim. Annemin temizlik takıntısı etkiledi. Beni üstümüzü kirletmek yasaktı. Evet muhteşem muhteşem. Boğaz ağrısı öksürük. Evet çözülsün. Üşüdüm. Fırçayla beyaz ışıkla tam boyamayı gerçekleştiremedim. Olduğu kadar bile şifa oldu. Hiç merak etmeyin. İçim geçmiş sol ayağım sağlanmasına uyandım. Bilinçaltı aldı merak etmeyin. Kulaklarım uğuldadı. Boğazımdan bir sıvı aktı. Kollarım ve ayak bileklerim ağırlaştı. En sonunda yeşil ve mor nebulaya benzer görüntüler görürken ağladım. Mor rengin anlamı nedir? Mor frekansı yüksek bir enerjidir. E, genelde e, başın tepesindeki 7. çakranın rengi de mor diyebiliriz. 3. göz de mor olabilir. E, yani 6. ve 7. çakranın renkleri e, olarak da geçer. Ee, aslında burası lacivert burası mor renk diyebiliriz dolayısıyla yüksek frekanslı bir ışık ee, bu da çok güzel üşüme titreme ve kalbimde sızı harika biraz da facebook'taki yorumlara bakayım ee, hocam ayaklarımın şurayı neredeyiz evet evet Hocam ayaklarımın altında soğukluk hissi bacaklarımda ama gözyaşlarım oldu. Çözülmeler olmuş harika şifa olsun. Benim ayaklarım ağırlaştı ağladım bir şey görmedim. Bir şey görmenize gerek yok. Ayaklarınızın ağırlaşması ve ağlamanız çözülmeniz olduğunu gösteriyor Ayşe Hanım. Boyun ve omuzda seyirme güzel. Uykum geldi çok iyi. Bundan sonra rahat güzel bir uyku uyursunuz. Sırtımın sol tarafında ağrı oldu geçmişten gelen sol taraf anne tarafı ile ilgili belli şeyler çözülmüş olabilir veya soy ağacı ile anne tarafının soy ağacı. Kulaklarımda uğuldama, sessiz bağırma, çığlık bitince tepeden bakıp yeşil ayanlar, alanlar. Tamam oradaki enerjiler çözüldü o yüzden yeşil alanları gördünüz. Uğuldama da biraz önce söylediğim gibi frekans yükseldi. başımın iki kaşımın arasında bir Ağrı ve ağırlık oldu. Üçüncü göz bölgesi burası. Orasının açılması anlamına geliyor. Ee, epifiz bezi devreye giriyor arkada. E, bu çok iyi bir şey. Üşüdüm uykum geldi. Tamam çok güzel. Boynuma kramp girdi. Sağ ayağım uyuştu. İzmir'den Fatma. Tamam. Şifa olsun e, sevgili Fatma Hanım. E, sağ ayakta eş tarafı olabilir, baba tarafı olabilir. Bununla ilgili belli şeyler çözülmüş olabilir. Gitmek isteyip gidememek ayakla ilgili bununla ilgili belli şeyler çözülmüş olabilir. Bu kez karnımın sesli gürültüsünü duydum hocam. Tamam karın bölgesi de özellikle hazmedemediğiniz konularla ilgili belli şeyler çözülmüş olabilir. Ee, babamın anneme vurduğu çocukluğuma gittim. Tekrar dönüp bakınca göremedim. Yes sağ kulağım ağrıdı. Ee, ...baba tarafı ile ilgili olduğu için olmuş. Başımda bir enerji akışı hissettim. Gözlerim kapalı. Ee, gözlerim kapalı. Sanki içeride dönüyordu. Oradaki enerjiler ve kayıtlarınız değiştirildi. Arkadaşlar ben bu seansı... ...diğer seanslara göre daha mutlu... ...farklı hissettim. Size de aynıysa oldu mu? Ee, şifa olsun. Şifa olsun. Harikasınız. Ee, Birçok insan... Bu seansımda da şifalandı. E, fark etmeseniz algılamasanız bile şifalandınız. Akış oldu merak etmeyin. Herkese şifa olsun. Önümüzdeki hafta canlı yayında 3 e, kişiye beni etiketleyen 3 kişiye genel blokaj seansı hediye edeceğim. E, onları da çalışmayı yapacağım. Bunu hatırlayın. Facebook veya Instagram'da o etiketleme e, paylaşımının altına gidip etiketleyerek isminizi yazın ki çekilişe katılabilirsiniz. Bu sırada tekrar kapatmadan önce eğer faydalandığınızı düşünüyorsanız lütfen tekrar ediyorum. Evcil hayvanları varsa evcil hayvanlarınıza sevgiyle davranın. Sokaktaki hayvanlara lütfen yem verin. Pervazınıza buğday koyun. Unlu mamüllerin, ekmek kırıntıların her neyse onları atmayın. Onları lütfen pervazlarınıza koyun. Kedilere, köpeklere e, su ve mama yanınızda taşıyın. Marketlerden gidip arabaylaydı. Olsa e, bir mama alın. E, sokakta gördüğünüz fırsatınız olduğunda lütfen onlara mama verin. E, lütfen onlara iyi davranın. E, eğer sokakta bir şeyler satan birileri varsa alma verme dengesi adına onlardan bir şey alın, selpa kalın, sattığı bir ürün alın. Ee, eğer bunların hiçbirini yapamıyorsanız lütfen sevginizi tüm canlılara yollayın. Tüm sevgimi koşulsuzca e, ihtiyacı olan herkese yolları yolluyorum. Din ve e, bu akşam yine alma verme dengesi adına evinizde bir kişi varsa. Lütfen onu gidip yanağından öpün. Seçtiğiniz bir kişiyi ve deyin ki alma verme dengesi için bunu yapmam gerekiyormuş. Deyin Sevginizi ve şefkatinizi verin. İçimden seni öpmek geçti. Deyin yanağından öpün. Hepinize sevgiler. İnşallah önümüzdeki hafta Salı günü 20-21-21'de 20, yine sizinle olacağım. Canlı yayında çekilişimi yapacağım. 3 talihliye de genel blokaj seansı hediye ed hediye edeceğim. Sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek üzere.